sefer şuradan nasıl geldi bak. Bir girmeye girelim de bakalım o girmeye. Ben bu tarlayı icaladım. Gidin ince buraya tarlaya para verdim. İşte. Şuralarda da tam hasat zamanı. Hasat zamanına tam girilmiyor da çoğu kurudu yani. Evet, biz de işte fark edemedik. Çarşamba günü olmuş. Ayın 28'inde bu olay. Gündüz gözeyle. Evet, saat 3.30, 4 civarında. Gördüğünüz gibi bu alan komple işte bizim emeğimiz, bir yıllık emeğimiz geçti gitti yani. Bunların devletimizden bulunmasını istiyoruz. Cumartesi günü 11 ve 12 civarlarının tarlalarını hasat için kontrole geldiğimde tarlamın biçildiğini gördüm. Şok içerisine girdim. Beynimden sıcak sular indi. Yani hırsızlık olduğunu, olayı öğrendim. Arkadaşlar, komşularımı aradım. Komşularım da bir kamyonla bir çerin geldiğini, biçtiğini öğrendik. Benim bankadan borcum var, kredi kullandım. Yani ben ömür emek verdim. Tarlanın yüzüne 7 milyar kiraladım. Her şeyi masrafladım. Ben şu anda mahvoldum. Bu hırsızların bir an önce bulunmasını istiyorum. Devletimizin sonuna kadar gitmesini istiyorum. Normalde yan komşular bir az bir şey biçti falan ama içeri tarlanın içerisinde boş olduğunu görünce şoka girdim bir an önce. Ne yapacağımı bilemedim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok üzüntülüyüm. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. Ben kamyonla gelmiş. Evet. Kamyonu doldurmuştur. 25 dönümün yaklaşık 15 dönümü civarında biçilmiş. Evet. 15 ile 20 arasında zararımız var. Devletine güvenilen bir önce bulunmasını istiyorum. İçin geldiler. Biz de görmüyorlar. Onlar da arkadan geldiğini düşünüyorlar. Onun üzerine yani ben tarlamın ne zaman biçildiğini bilmiyorum. Ben de cumartesi günü saat 11.30 ve 12 sıralarında geldiğimde tarlamın buradan bakıldığında hiçbir şey görmüyor. Ama bu tarafa böyle girdiğimde beynimden sıcak sura indi. Evet. Ortası daha da. Ortası bomboş. Evet. Çok içerisindeyim. Yine diyorum, ben burayı aç suladım ettim. Sonuna kadar devletimi ben mağdur oldum, başkaları da mağdur olmasın. Sonuna kadar gidilmesini istiyorum. Yani bunların... Atış istiyor musun? Bunu keşke bu. Bir